Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo, tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen video izlenmeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Bildirimi kesinlikle açın, yeni videolarımız geliyor. Bugün çok önemli bir konumuz var. Gücün zirvesi. Gücün zirvesi nasıl oynanır, kimler oynaması gerek ve ne hazırlıklar yapmamız lazım. Bunları hepsini beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu gücün zirvesi ne demek? Ne var gücün zirvesinden? Gücün zirvesi bir hesabın, yani bir T5 hesabın, ya çok büyük bir hesap, yani oluşturduğunuz 900 gün, 800 gün, 600 gün olarak herkes bir hayalinde bir efsanevi tema var, yani bir efsanevi bir kale var ve bu çok önemli. Bunu ulaşmak için çok önemli. Tabii ki bunlar 3 birimimiz var: piyade, süvari, okçu. Süvariler rahatlıkla KVK 4'te güzel bir efsanevi temaya sahip olacaklar. KVK 4'ten sonra sike ile, tabii ki FETÖ sezon, sezon sikesi, yani bu sikelerle ben size göstereyim arkadaşlar. Bu sikelerle güzel bir temaya sahip olacaklar. Okçular da hemen hemen aynı. KVK 3'te ya KVK 2'de KVK 2'de mi ya 3'te galiba güzel bir temaya sahip olacaklar. KVK 1 ve KVK 3'te galiba güzel bir temaya sahip olacaklar. Okçular ve süvariler. Tabii ki bizim piyadeler, yani gariban, tam bize göre bir şey var, yani bir efsanevi temamız yok. Piyadeler özellikle, mesela 5 kitap piyade çıkan ya 4 kitap 5 kitap piyade çıkanlar gerçekten çok sorun yaşıyorlar. Çünkü bir en kaliteli, yani efsanevi tema bu İran rüyası olacak. Yani KVK 4'ten sike ile alınır bir tema. Ama pek bir şey yaramıyor ve bu piyadeler için gerçekten çok üzücü. Herkes bir şeyleri yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Peki neler yapmamız lazımdır? Bir ton hızlandırma toplamamız lazım. Yani 1000 gün, 2000 gün, 3000 gün. Tabii ki bu ana krallıkları arasında, yani 8 krallık aynı anda başlıyor ya. Onların arasında bir yarışma olacak ve bu yarışmanın ismi Gücün Zirvesi arkadaşlar. Gücün Zirvesi her birkaç aydan bir kere geliyor, piyade, süvari, okçu olarak. Burada özellikle büyük balinalar inanılmaz ve artık korkunç bir güç basıyorlar ve bu bizim için gerçekten çok üzücü. Yani biz bir free to play'iz abi, 100 gün 200 gün hızlandırmayı zar zor topluyoruz, bunu nasıl yapacağız? Bu sabır işi, yani sabır etmen lazım. Sabırla geçiyorsun, sabırla oynuyorsun ve her şeyde planlı olman lazım. Peki biz nasıl oynuyoruz? Mesela biz İmperyum'dayız abi, ben hiçbir şekilde İmperyum'da bir oyuncu olarak bu temayı alamıyorum. Niye İmperyum'da alamıyorum? İmperyum ne demek aslında? İmperyum çok büyük balinaların hepsini bir araya topla, yani 100 kişi, 200 kişi, 400 kişi, 500 kişi bir anda aynı yerde topluyorlar ve bu temayı almak istiyorlar ama herkese sahip olmayacak. Yani ilk 10 kişi kalıcı olarak bu temayı alıyorlar. Bu temalar ne özellikleri var? Mesela abicim, efsanevi temalar böyle bir özellikleri var. Mesela burada piyade savunması %15 yazmış. Mesela burada süvari savunması var %15. Mesela burada okçu savunması var %15. Başka mesela burada bir piyade saldırısı var %15 mesela. Tekrardan mesela süvari saldırısı var ve bu temalar Gücün Zirvesinden geliyor. Peki biz nasıl bir hazırlık yapabiliriz? Arkadaşlar öncelikle siz bayağı kaynak toplamanız lazım. Özellikle bunları kim alır? Mesela biz bir T4'üm. 38 milyon, 39 milyon bir güçteyim ve her şeyimi saklamışım. T5 açmak üzereyim. Hiçbir T5 açmamışım. Her şeyimi 24'te bıraktım. Bunlar rahatlıkla alabilirler. Yani çok hızlandırma basmadan alırlar. Tabii ki bu en büyük şans bunlar içindir. Her şeyi açıyorlar bir anda, mesela 2-3 milyon T4'ü var, hepsini çevirecek T5'e ve bunlar rahatlıkla alırlar. Ama biz T5 olduk, ben T5 oldum, T4 oldum, T5 olmaya çalıştım, Gücün Zirvesi oynadım ve alamadım. Çok üzücüydü. Gerçekten aylar kendimi toparlayamadım. 17 milyon, 17 milyon, 18 milyon bir güç bastım ve alamadım. Bu benim için çok üzücüydü. Kalbim kırdı. Oyundan soğudum. Tekrardan oynamaya başladım. Tekrardan daha güzel bir şekilde, daha planlı bir şekilde. Ama Gücün Zirvesini kafamdan çıkarttım. Hızlandırma yoktu. Yetişemiyordum. Artık komutan fullemem lazım ve herhangi bir şey vesaire. Ama arkadaş benim bir odaklanma bir noktam var. Ve bu da gücün zirvesi. Bu gücün zirvesi ben bayağı bir şeyler yapmamız lazım. İlk olarak bu hızlandırmaları hiçbir şekilde elde etmemiz lazım. Elde etmemiz lazım. Yani çok fazla kullanamazsın arkadaşlar. Ve eğer ki T5'i açtın da herhangi bir nedenle sen basmadın. Sonra T5 ile sen bir gücün zirvesi oynaman lazım. En azından 25 milyon bir güç basman lazım. Tabii ki bu ana kara krallıklar çok önemliydi. Özellikle İmperyum sizin kara krallıklardan olmaması gerekiyor. Çünkü onlar çok fazla basıyor. Yani 25 milyon, 35 milyon, 60 milyonları gördüm, 150 milyonları gördük. 200, 230 milyon, 240 milyon bir güç basan gördük yani oyuncuları. Hepsi de bir arada. Mesela 2489'da şimdi kaç kişi ilk 10'a girecek, gerçekten şaşırtıcı ve bunu hiçbir şekilde hayal edemiyorum. O yüzden biz düşük bir krallıktayız. Tabii ki biz düşük bir krallıktayız. Bizim krallık full balina. Ama tabii ki her krallıkta bir krallar var. Burada çok büyük oyuncular var. Hepsi balina. Zaten bunların arasında ben nasıl gireceğim? Tabii ki bu krallıklardan herkes oynamaya istemiyor. Herkes bu temaları almak istemiyor. Mesela ben özel bir piyadeyim. Tabii ki krallıklar hepsini kendi kafasına göre bir sıralama yapıyorlar. Ve eğer ki bu sıralamada sen yer alırsan, bunlar çok organize olan krallıklardır. Ama ben normal bir krallığı söylüyorum size. Ben 2000 gün hızlandırma var. Abi ben bu gücün zirvesi oynamak istiyorum. Abi eyvallah, hızlandırmayı topladım. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik kaynağa. Abicim sen bu 25 milyon 30 milyon güç basıyorsun ya. En azından 2,5 milyar 3 milyar kaynak olman lazım. Bu kaynakları ya toplarsın büyük bir farm hesaplarla, ya çantam benim gibi mesela dolu olmasam. Tabii ki benim gibi derken bu boş bir çanta daha doğrusu. 3 milyar 4 milyar 4 milyar kaynaktan 5 milyar kaynaktan hiçbir şey ifade etmiyor senin için. Çünkü sadece 2,5 milyar kaynak zaten T5'leri üretirken bitiyor. Tabii ki KVK var, KVK'da savaşan var. Bunları hepsini göz atman lazım. Özellikle birinci olarak iyi bir hızlandırma gerekiyor yani. 2000-2500 gün bir hızlandırma gerekiyor ki sen 30 milyon, 32 milyon, 33 milyon bir güç basarsan. Tabii ki 33 milyondan ilk 10'a girebilirsen diyorum size. D torbası da özellikle çok çok rahat giriyorsunuz. Eğer ki ana krallıklar, yani kara krallıklar bu kadar güçlü olmaması için olmasa gireceksiniz. Kaynakların çok fazla olması gerekiyor. Hızlandırma ikinci olarak çok çok fazla gerekiyor. Burada çok çok daha önemli bir şey var. Rezerve. Rezerveleri hiçbir şekilde kullanmayın. Ben her seferinde de söylüyorum bunu. Rezerveleri kullanmayın. Sen bir gücün zirvesi kafanda yatırdın ya. Kesinlikle çok fazla rezerv olman lazım. Yani en azından sen 2 milyon, 2 milyon, 2,5 milyon yani... Üretene kadar bir anda yani yarım saatte 15-20 dakikada üretene kadar yani bunları elde etmen lazım. Yani elde olması gerekiyor bir şeylerdir. O yüzden bunları hiçbir şekilde harcamayın. Üçüncümüz. Dördüncümüz olarak arkadaşlar burada bütün anahtar ne varsa ne yoksa hepsini açarsınız. Tamam mı? Hepsini açarsınız. 4 gün var ve bunlar 3 gün 4 gün bir süren var. 3-4 günde sen ilk 10'a girmen lazım. İlk 10'a girmesen artık bu gücün zirvesini 30 günlük ya 15 günlük bir şey alacaksın. Bu 4 tane büyük faktör bizim için. Tamam mı? Peki biz ne yapmamız lazım? Abi gücün zirvesi ayın 20'sini geliyor mesela. Abi ben biliyorum mesela gücün zirvesi bir hafta sonra, 2 hafta sonra, 3 hafta sonra gelecek. Peki ben ne yapmam lazım? İlk başında arkadaş 4 tane rezerve basacaksın. 4 tane rezerve gücün zirvesi gelmeden önce basarsın. Tabii ki krallık buff falan rica edersen yaparlarsa sen de basarsın bunları. Benim gibi 4 tane 50K'lık ya 3 tane 50K'lık ben bastım ve bir tane de 20K'lık bastım. Niye bunları? Abi ne kadar hızlandırma tasarrufu yaparsam yapayım. Benim 2000-2100 gün bir hızlandırma var diye kazanacağım diye bir şey yok yani. Tamam mı? Bunlar çok önemli. O yüzden bu da 5.'miz. 6.'miz neyidir? Arkadaşlar 6. önemli olan... Burada medeniyeti değiştirme lazım. Sen zaten bir anda şey oynamayı istiyorsun. Gücün zirvesini oynamak istiyorsan ve gücün zirvesi oynama için bir şey çok önemli. Eğitim hızı. Eğitim hızı nerede var? Eğitim hızı biri Almanya'da var, biri İngiltere'de var. Hani İngiltere burada. Almanya, İngiltere %5 eğitim hızı var ve Almanya'da var. Peki ben niye diyorum Almanya? İngiltere'de de var. Abicim bu Almanya'da varken %10 da eylem puan dolumu var. Yani bu %10 sizinle çok fazla daha AP kullanıyorsunuz ve bu AP'yi sizin için çok çok iyi ve harika bir yerlere götürecek sizi. O zaman siz medeniyeti de değiştireceksiniz. Medeniyet değiştirmek 6 büyük faktör sizin için. Peki daha ne var? Abicim burada VIP de çok önemli. VIP ne kadar yani elde edersiniz? Mesela VIP, ben VIP 17 olsaydım pek çok fazla çok şeyler değiştirecektim. Ya %25 bir eğitimimizin var. Çok çaba harcadım ama maalesef olamadı. 270k 260k bir VIP eksiğim kaldı. Ama VIP en azından 15 olması lazım. Niye 15 olması lazım? Burada bir şey var. Eğitimimiz var. %5'te bir eğitimimizi burada alacaksınız. Bu da çok önemli. 7. de bitti. Peki 8. ne? 8. siz gücün zirvesini oynamak istiyorsun. Sürekli T4. Sürekli T4 eğitin. T5 eğitmeyin. Benim gibi mesela 1 milyon, 1 milyon, 1,5 milyon bir T4 elde etmeniz lazım. Niye? T4'i T5'e gücün zirvesi. Rahatlıkla ben T4'i T5'e çevireceğim. Çok fazla bir puan alırım. Kaynak daha az ve hızlandırma çok daha az gidiyor. Anladınız mı? O yüzden ben gücün zirvesi hiç düşünmeden sürekli ben T4 eğitiyorum. Sürekli T4 eğitiyorum. Savaşta istersem açık alanda ben T4 ile savaşıyorum. Daha ucuz ve T4'i de ben böyle bir etkinlik gelirken mesela 8-9 milyon bir güç basıyorum ama 300 gün hızlandırma istiyor. 400 gün hızlandırma istiyor. 9 milyon bir güç mesela 300-400'de. Ama ben 9 milyon güç basarken T5 eğitirken çok fazlasıyla istiyor. Niye? Ben zaten yavaş bunları eğitmişim. Çok fazla da bir puan vermiyor T4. Ama T4'ü T5'e yükselirken çok fazla bir puanlar elde edeceksin. Ve bu sizin için çok önemli. O yüzden bunları yapman gerekiyor. 8. de bitti. Peki 9. ne? Krallık buffları. Özellikle bütün krallık buffları inceleyeceksiniz. Siz gücün zirvesiyle 4 günde oynuyorsun. Bir anda açılıyor. 10 kişi krallıkta, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi oynuyor. Bunları kesinlikle eğitim hızlarını kontrol etmeniz lazım. Mesela benim %55 şimdi. Duke alırken %65 olacak. Medeniyet değiştirirken %70 olacak. Rune alırken %85 olacak. Onda krallık buff'ı da %95 bir eğitim hızla. Yani 9. faktörümüz 95 hatta %100 bir eğitim hızıyla eğitimen lazım. Eğer ki 1. günde gelmedi arkadaş, biraz kendinizi saklayın. T4'leri yavaş yapın. Çünkü bu çok fazla bir asker ve bu kadar rezerve de gerçekten imkanı yok. O yüzden rezerveleri yavaş yani rezerve değil yani ilk günde 2. günde Rion tabi %15 bir Rion gelene kadar T4'leri yavaş çevirirsiniz. Ve şey yapmıyorsunuz öyle. Rezerve kullanmadan ya herhangi bir şey yapmadan yavaş krallıktan kral buff'ını istiyorsunuz ve Rune yersiniz ve Duke alırsınız. Duke ya hemen eğitim hızı krallıktan unvan alacaksanız öyle bir basarsınız. T4'leri T5'e çevireceksiniz. Bu çok önemli. Peki daha ne yapmam lazım? Abi rune'leri her şeyi yedin. Her şeyi aldın. Her şeyi yaptın. Şimdi en önemlisi abicim 10 gün son gün çok önemli. O yüzden biraz bu güçlendirmeleri elde almanız lazım. Yani en azından 10 tane 20k'lık ya 2 tane de 50k'lık. 50k'lık yok, çok fazla ulaşamazsınız. Çünkü bunlar VIP 17 VIP 17'den sonra mı 18'den sonra mı neyimi alırsınız ama bu 20k'ları rahatlıkla elde edersiniz. Ark of Osiris'i oynarken bunları alacaksınız. 10 taneyi elde bırakın yani en azından. Ya da onu yapmıyorsunuz da cevher bir köşeye bırakın. Yani cevher çok önemli. Niye cevher çok önemli arkadaş? Ben diyorum ki rezervelerim bitti. Son dakikada bitti. Peki ben ne yapmam gerekiyor şimdi? Abicim rezervem bitti ve bir anda son 5 dakikada ben baya güç basmam lazım. En azından buraya geliyorum ve burada yüzde diyorum. 20k'lık rezerveleri mesela 10 tane 20 tane alacağım. Satın alacağım cevheri. Çünkü ben bu kadar güç bastım. Bu kadar zaman harcadım. Bu kadar kaynak harcadım. Bunu kaybetmek istemiyorum. Bunları alırım. Direkt T5 basarım. Artık hiçbir şey acımayacağım, cevhere acımayacağım. Sadece bu temayı elde etmek için bunu yapacağım. Yani rezerveler çok çok önemli ve çok büyük bir devreye girecek bir anda. 2K'lık 5 dakikada sen ne kadar kasabilirsin ki? Yani çok fazla elde edemezsin. Ve kaybedersin. Bazen 100K ile, bazen 200K ile, bazen 500K ile, bazen 1 milyonda kaybedersin ve kendini artık, yani 30 milyon güç düşünsene ya, 30 milyon güç bastın ama hiçbir şey yapamadın. Ne kadar üzücü bir şey. Cevherim yoktu, keşke cevherim olsaydı, 10 tane bir rezerve alsaydım. Bu 10 tane çok önemli arkadaşlar. Bu 10 tane örneği alırsınız. Gücün zirvesi kesinlikle alırsınız. Ama ben yapmadım. Ben rezerve kullanamadım. Abi rezervesiz bu işe yapamazsın. Rezervesiz bu işe girmek, intihar etmek diye bir şey var. Böyledir. Ben yaşadım. O yüzden söylüyorum. Gaza gelme. %5 geldi. %7,5 bir eğitim hızı geldi. Ben 2,5 milyon T5 askeri eğitiyorum. Olan çok fazla, çok büyük bir miktar bir zarara uğruyorsunuz. O yüzden bunları yapmayın. Bunları bir köşede bırakın. Kesinlikle böyle yapın. Bu video bence herkes için, gücü zirvesi oynayan arkadaşlara çok büyük bir taktik olabilir. Bu video buradan bitti. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Bakalım bir eksik bir şey söyledim mi? Yoksa söylemedim mi? Bunları hepsini yorumları takip ediyorum tek tek. Ve yorumlarınıza cevap veriyorum. Bir şey de olursa beraber öğreniriz. Bu video buradan bitti. Hepinizi çok çok seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka video için görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.